Hissemiz bozsa. Bozsa hissesi arkadaşlar, bozsa. Daha önceden söylemiş miydim bilemiyorum ama indikatör ucuz bir hisse arkadaşlar. Düşebileceği yerler sınırlı. Yükselişi var. Yani e, diyeceksin hocam yükselmiş ama piyasalara göre ucuz. Yani birçok hissenin yanında ucuz kalmış arkadaşlar. Zaten şu anda yükselmeyen hisse yok. Hepsi yükseldi. <laughs> yani Hepsi yükseldi de şimdi biz buradan neye bakıyoruz? Biz ucuz olanını bulmaya çalışıyoruz. Çünkü her piyasada ucuz bir şey vardır. Burada da ucuz olan e, bu. Yükselişi devam ediyor. E, düzeltme yapabileceği seviyeleri var. Yine acele etmeden toplamak lazım. Trilyonlarınızı yatırmayın hemen. <laughs> Trilyonlarınızı yatırmayın. E, ne bileyim. Düştükçe toplamak lazım. Sonra beklemeye geçeceğim. Para kazanacaksın ya yani bu kadar basit. Bir dolar bazına bir bakalım. Bossa arkadaşlar indikatör hissesi. Çok güzel para kazandıracak. Senkron gibi. Enkai gibi. Gedik gibi. Ee, başka ne söyleyeyim? İşte RGS boru gibi. Beklerseniz para kazandıracak. Hisse. Dolar bazına bir bakayım. Bu ucuz. Ee, gidecek demiyorum bakın. Hani söylüyorlar ya yok roket olacak, yok uçacak, yok bilmem kaçak katlayacak. Ben öyle değil arkadaşlar. Ben şov peşinde değilim. Onu söyleyeyim. Ucuz ise düşebileceği yerler nacizane olabilir. Toplamak lazım diyorum. Ama ileride para kazanacak. Zaten lazım olan şey de bu. Zaten düşsün de ucuz alın yani. Değil mi? Düşsün ucuz almak lazım. İleride güzel para kazanabilmek için ucuz almak lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar Görüldüğü gibi burada yükselişi var, Üste gidebileceği bir bandı var. Bu bunun bir trendi var. Oraya girmemiş bu, oraya girmek istiyor. Bakın, onun trendi şu. E, hatta o trendin üstünde yükseliş yapabileceği daha da iyi seviyesi var. Onu da çizeyim. Aşağıda da sınırlı işte düşebileceği çatpat seviyeleri olabilir. E, aşağıda ne düşer, ona bir bakalım yüzde 10 yüzde 15 düşebilir Belki şu yüzde 15'in altında Şuradaki fitillerin altına düşebilir ne düşer ona da ona da bak ama en kötü seviyesinde vereyim şu olabilir Arkadaşlar yüzde yirmi beş 25 civarı biraz ben abarttım galiba da yüzde 25 civarı olabilir Yani yüzde 15 yüzde 25 bu civarı olabilir 30'a kadar olma ihtimali varmış yani yüzde 30 bu kadar şimdi e, toplamak lazım Çünkü gideceği yer arkadaşlar ilk etapta bir yüzde onu var orayı kırmak istiyor ise kıracaktır yüzde 30 yükselişi var yüzde 30'un üstünde arkadaşlar yüzde 50'ye varan yükselişi var bu yükseliş de arkadaşlar spekülatif değil bu normal bir yükseliş Üste bir bandı daha var onu yükseldiği zaman tekrar bakacağız Bakın onun bandı ne biliyor musunuz? Asıl bu hissenin gitmek istediği yer. Oradan bahsedeyim size, daha iyi olur. Şimdi bu aklımızda kalsın da unutmayalım. Bakın bunun burada bir trendi var. Şöyle göstereyim. Orta vadede, orta vadede. Bu anlattıklarım kısa vade. Evet. Üstte trend var demiştim. Hani kırmak istediği. Orası var işte. Galiba şuraya kadar olabilir. Evet. Bir bakalım yüzde kaç verecek? Bak bak. Görüyor musun? Yüzde yüz Yüzde üç yüz. Tabii bunlar orta vade. Yüzde yüz yüzde üç yüz. Ama bu orta vade dediğim. Şimdi kısa vadede bizim beklentilerimiz arkadaşlar yüzde elliye kadar. %50'nin üstünde de bakarız. Orada sorarsanız bakarız. Olur mu? Orada çünkü düzeltme yapabilir tekrar. %50 bakın şu. Ama ne dedim? Ya şunu verebilirim bakın. Şunu verebilirim. Hani en üst bandı değil de şuradaki bandı verebilirim. %50'nin üstünde %150'yi verebilirim. %150. Evet. Onu verebilirim. Ee, şimdi gördünüz değil mi? Aşağıda kayabileceği yerler ne kadar az? Yukarıdaki yükselişine göre. Gördünüz değil mi? Ne kadar az? Evet. Şimdi ne dedik arkadaşlar bozsa aşağıda düşebileceği yerleri olabilir bakın söylüyorum önlem alın e, 13 buçuk 11 buçuk herhalde düşürseler düşürseler 10 düşürürler şimdi bakın arkadaşlar zaten bir hissenin hedefi varsa düşürmeden götürmezler yani adam önce bir düşürecek aşağı silkeleyecek ben bunu söylemeye çalışıyorum ama anlamıyorsunuz siz e, önce bir düşürecek bir silkeleyecek küçük yatırımcı vardır bunda dökecek ondan sonra götürecek yani e, anlatabiliyor muyum biraz uyanık olun mantıklı mantıklı düşünün <laughs> evet yani e, silkeleyecekler dökecekler sonra götürecekler işte %150 falan görünüyor daha fazla da olabilir şimdi boz sayı bir yazalım aşağıda ne dedik buçuk desteği var düşerse yani düşürmeyebilir adam küçük yatırımcıyı silkelediği yerden götürür e ee, ama 13,5'u var. 11,5'u var. 10, 10 liraya kadar düşebilir dedik. Buraların bir kere önle hani buraya kadar baskılayabilirler, manipüle edebilirler. Bilginiz olsun. Ee, ne dedik? İlk etapta %30'u var, %50'si var. Bunlar kısa vade. Yani 20 lirası yüzde %50'si 20-25 lirası kısa vade arkadaşlar. 20-24 civarı gör, gözüküyor. Evet. 20-24. Bu sonra ne olacak biliyor musunuz? 20-25 diyelim olur yani bu sonra ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar banda girecek buradan yani üst banda girecek level atlayacak level farklı bir level'a girecek orada götürecekler bunu %150 40 lira yani şu anda e, 10 lirayla 20 lira bandında ya 10 lirayla 20 lira bandında bu 20 lirayla 40 lira bandına girecek yani daha doğrusu şu girmesi gerekiyor bunun yani şu anda piyasalar ona burada kalmasına aslında çok da fazla müsaade etmiyor baskılıyorlar hisseyi anlatabiliyor muyum ee, normal yani 40 liraya falan gitmesi bu hissenin normal bu piyasalarda normal ee, ama 20 liralarda takılabilir dikkatli olun 20-25 liralarda oralara dikkat edersiniz aşağında kesinlikle önlemini alıyoruz arkadaşlar şu anda hissenin fiyatı kaç 15 lira yani Dolayısıyla tam ortada gidebileceği çok güzel seviyeleri var ama aşağıda da lütfen 10 liraya kadar düşebileceğinin hesabını yapmanız lazım. Yani ne bileyim şöyle bir düşüş yaptırırlar. Ondan sonra götürürler. Bakın yapıyorlar yani. Ondan sonra Selim Hoca hani gidecek diye. Ya gidecek de senin düşündüğün gibi gitmiyor yani. Sen otobüse biniyorsun. Otobüs böyle vitese takarken şoför. Otobüs bir geri kayıyor değil mi? Yokuş yukarı gidiyorsa zaten bir geri kayma oluyor değil mi? Adamın yönü ileri ama geri kayıyor araba. Niye? İşte vites boşluğuna denk geliyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden her zaman aşağıların önlemini alıyoruz. Ne olursa olsun ucuz da olsa alıyoruz. Ucuz da olsa alıyoruz. Yani bütün paranı bağlamazsın. Biraz alırsın. Aşağıya ayırırsın diğer paranı. Düşerse alırsın. Ha düşmezse düşmedi diyelim. Ya kaldı, aldığın kadarıyla kazanırsın. Ne olacak? Yine kardasın. Anlatabiliyor muyum? Yoksa başka türlü kazanamazsınız arkadaşlar borsada. Ya ben denedim başka türlü kazanılamıyor yani. <laughs> evet. Olmuyor yani. Çünkü sen alıyorsun aşağı getiriyor adamlar. Çünkü burada oyun var. Yani sistem şey değil yani stabil değil. Ee, birileri arka planda insanlar var yönetiyor yani sistemi o yüzden. Anlatabiliyor muyum? Hani e, bir atere oyunu olsa çözersin. Şuraya gelince şöyle oluyor. Daha önceden biliyorum dersin ama burada öyle bir şey yok. Arka planında yönetiyorlar borsayı o yüzden sıkıntı. Evet bunu da söylemiş olalım. Ee, devam ediyoruz. Evet çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok anlaşılır konuşuyorsun hocam demiş. Anlatmaya çalışıyoruz işte ya. Kendi çapımızda anlatıyoruz valla. Kendi çapımızda anlatıyoruz. Evet bir hisse alalım. Yolumuza devam edelim. Haydi bakalım. Evet. Evet. Elimden geldiği kadarıyla size borsadaki işte zamanı, işte yeri zamanı geldiği zaman anlatırım. Şimdi aklıma gelmiyor ama her yayında anlatıyorum zaten böyle borsanın sıkıntılarından bahsederim. Her ne kadar vatansever arkadaşımız anlatma dese de anlatmaya devam edeceğiz biz. Sıkıntı yok yani. Evet